Şimdi arkadaşlar, bu oluşturduğumuz cezve modelini hem yüzey kalitesini artıralım hem de buna ağızlık oluşturalım. Ağızlık kısmı buradaki kulpla 90 derece gelecek şekilde bu tarafa yapabiliriz. Şu şekilde bir ağızlı olacak. Nesneyi seçelim. Nesneyi seçerken alt nesnelerden değil de direkt Norm Surface nesnesini seçiyorum. Ve buradan Surface Applicamation kısmına gelmek suretiyle buradaki tessellation, yani yüzey sayısını ve kalitesini high olarak seçiyorum. Bunu seçtiğinizde yüzeydeki bölümleme sayısı çarpı 4 olarak artıyor ve yüzey kalitesi daha fazla oluyor. Ardından ağızlık kısmını oluşturmak için de alt nesnelerden surface nesnesini seçiyorum. Ve buradaki parametrelerden surface command'a geliyorum. Şimdi buradaki komut gruplarını ve butonların aktif olması için buradaki surface nesneye çift tıklayalım. Çift tıkladığımızda artık buranın aktif olduğunu göreceksiniz, komutların ve butonların. Mac Independent'ı tıkladığımızda bunun üzerinde kontrol noktaları oluşabilecek hale getiriyoruz. Bunu yaptıktan sonra Surface CV, yani Surface kontrol noktaları en üstte beliriyor gördüğünüz gibi. Ama onun öncesinde şöyle bir şey de yapalım. Burada Curve'e gelmek suretiyle şurada seçtiğimiz, daha önce kullandığımız eğriyi, bu cezve modelini üretmek için kullandığımız eğriyi seçip Delete yaparak bunu nesneden çıkartalım. Ardından Surface CV nesnesine geliyorum. Şimdi bu alt nesnede arkadaşlar bu kontrol noktalarını tutmak suretiyle nesneyi farklı formlara sokabiliyoruz. Kontrol noktalarını seçtikten sonra W tuşuyla bu şekilde esneterek farklı formlar üretebiliriz. Bizim buradaki yapacağımız işlem bu yöne doğru olacaktı. Hatta buradaki kenarlar gözü yanılmaması ve göz yorgunluğu oluşturmaması adına F4'e basıp kapatabiliriz. Ardından orbitle şöyle döndürüp baktığımızda nesnenin tam simetrik noktasının burası olduğu, diğer iki noktayı da direkt ağızlığın bitiştiği nokta olarak kullanabileceğimizi görüyorum. Yani aşağı yukarı şöyle bir form oluşacak burada. Şöyle alt kısma doğru bu şekilde bir form oluşacak. Buradaki noktalar referans noktalar olacak. Şimdi buradaki kontrol noktalarını seçiyorum, ikisini X yönünde bir miktar dışa doğru çıkartıyorum. Tekrar seçimi bırakıp en üstteki noktayı seçip dışa doğru alıyorum. Orbitle döndürüp bakalım. Biraz daha çekiştiriyorum. Az daha. Ve ardından Surface nesnesine geçelim. Şimdi gördüğünüz gibi nesneyi bu şekilde modellemesini tamamladık. Ağızlık kısmı da oluştu bu yolla.